Efendim terörle mücadele de her şekilde devam ediyor. Bizler de aktarmaya devam ediyoruz. Güzeller güzeli bir konuğum var demiştim. İşte geldi. Bergin Aksoy, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyiyim. Siz nasılsınız? Ayse istiyoruz. Ayse. Ayse. Efendim saat 10'da İstanbul'da Küçük Çiftlik Park'ta harikulade bir etkinlik var. Nedir? Global Wellness Day'i kutluyoruz. Ne demek o? Dünya İyi Yaşam Günü. Evet. Uzun zamandır herhalde kutlanıyor. Tüm dünyada siz önderlik ettiniz. Evet. Saygıyla önünüzde ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun, teşekkür ederim. Nedir efendim bu Dünya Farkındalık Günü? 2012 yılında acaba dünyada iyi yaşam günü nerede kutlanıyordur diye şöyle bir araştırdığım zaman fark ettim ki kutlanmıyormuş. Çok şaşırtıcı bir şeydi benim için. Acaba biz ne yapabiliriz diye düşündüm ve kendi çapımızda küçük bir kutlama yaptık Sapanca'da. Sonra 2012 yılında... Sapanca'da başladı. Sapanca'da başladı. Türkiye'de, yani bütün dünyada ilk defa Sapanca'da kutlandı. Sonra hızlıca 2015 bugüne geldiğimiz zaman bugün kutlamalar başladı bile zaten saat farkından dolayı. Bu yılbaşı kutlamaları gibi 12'de, ha, 12'ye girer gibi tüm dünyada kutlanıyor. 100 ülkede 3000'den fazla noktada, 3000'den çok daha fazla nokta oldu galiba artık, saymakta güçlük çekiyorum, yakalamakta. Merkez Türkiye. 3000'den fazla noktada kutlanıyor. Peki bugün nasıl ulaştınız? İnsanlar bu kadar, hani tüm dünyadan nasıl buldunuz? 3000 nokta, 8000 bilmem kaç insanlar. Ya, çünkü görüntüleri izleyeceğiz şimdi. Moskova'sından, evet, bilmem nesine kadar bütün, evet, dünyanın başkentlerinde, hatta diğer illerinde ciddi anlamda katılımlar var. Herkes kendini fark etmeye mi çalışıyor burada? Herkes, ne yapılıyor mesela? Herkes bugün hayatının ne kadar önemli olduğunu, kendisinin ne kadar önemli olduğunu ve kendini bir, hani biri bir şey yapsın diye beklemektense kendisinin biri olduğunu farkına vardığı anda neleri değiştirebileceğini sanıyorum Global Wellness Day'in, hani bir fikir olarak, bir kişinin fikri olarak doğup nasıl böyle dünyaya yayıldığını gördükçe ben de aslında bir şeyler yapabilirim, kendim ve çevrem için bir şeyler katabilirim diye. Şu anda çok, zaten görüyoruz, evet, ne yapıldığını değerli dostlar. Mesela evet, bugün saat 10'da başlıyor Küçük, evet, Çiftlik Park'ta İstanbul'da. Gümüşsuyu'nda, Taksim, Nişantaşı'nın o aralarda. Hı-hı. Hatta stadın hemen arkasında diyelim. Yani doğru, vatandaşlar belki gelmek, evet, ister. Neresi, evet, orası demesin. Ne yapılacak bugün? Saat hangi etkinlikler var? Yoga ile başlayacağız. Hı-hı. Cem Akçan'la yoga olacak. Sonra Ayşegül Demirsoy'la zumba yapacağız. Topluca bir yoga. Topluca bir yoga. Sonrası zaten şimdi Japonya'dan görüntüler gelmeye başladı. Orada yoga'ya başlamışlar. Sonra Ayşegül Demirsoy'la zumba yapacağız. Zumba, zıplanacak. Zıplanacak, yani biraz hareketleneceğiz. Sonra diyetisyen Dilara Koçak ve Profesör Doktor adaşınız Murat Aksoy'la İyi Yaşam İçin Değişim Zamanı isimli bir sohbet gerçekleşecek. Sonra Murat Berkin'le klasik pilates yapılacak. Pilates de var. Evet. Sonra Global Wellness Day kutlamalarını yapacağız ve dünyadan 8 tane farklı ülkeye canlı olarak bağlanacağız. Ha, bütün bunlar da var. Ve oralarda neler yapıldığını Küçük Çiftlik Park'a gören kişiler hep birlikte yaşıyor olacaklar. Sonra workshop alanımız var, 2 tane. 2 tane workshop çadırımız var. Oralarda Nevşah Fidan Kara Mehmet'le nefes terapisi yapılacak. Kaan Sekban'la mutluluğa terfi edeceğiz. Mutluluğa terfi edeceğiz. Evet. Güler Üserbay'la kanser bir fırsat mıdır diyeceğiz. Ayrıca bunlar da deniliyor. Bence kesinlikle öyledir. Kanser bir fırsat mı? Evet. Kendimizi keşfetmeli belki. Evet. Aslında bir hediyedir bence. Evet. Şah Yaycı ile iyi yaşamanın sırlarını öğreneceğiz. Eser Mutlu ile kahkaha terapisi yapacağız ki geçen sene bu terapi gerçekten çok ciddi ilgi aldı. O yüzden Eser Mutlu'yu tekrardan davet ettik. Bunlar hepsi saat saat. Teşekkür etti. Bize geldik, kabul etti. Kaça kadar sürecek? Akşam 6'ya kadar sürecek. Sırma belinde Tibet canları ile ruh, zihin, beden akordu. Yani oraya yapılacak. Vatandaş bir girsin zaten o devam, kesinlikle, edecek. Kesinlikle. Çocuklar için aktiviteler de olacak. Lütfen çoluk çocuklarını da alsınlar. Basketbol, dans, pandomim. Çocuklar harika kendince bir gün yaşayacak, evet, ya da evet, küçük yaşta, evet, kendini fark edecekler. Şimdi arkada bir görüntü var, manifesto. Evet. Mesela bir saat spor yapın. Bir saat yürüyün diyoruz. Bir saat yürüyün. Yürüyün yeterli. Günde spor yapın deyince hani spor yapmaktan çok çekinen kişiler var dik çünkü. Durun, göbeği çekin. Çekin. Bu ara biraz. Yok ismi değil. Bir saat yürüyüş yapmamız gerekiyor bir. Evet. İki, daha fazla su için. Evet. Özellikle yaz aylarında bu çok daha mühim galiba. Kesinlikle. Plastik şişe kullanmayın. Manifesto. Başka? Evet. Organik. Ailenizle beraber yemek yiyin diyoruz ki bu öyle en mi çok sevdiklerimden bir tanesi. Çünkü artık son zamanlarda hem teknolojinin getirdiği bu hızdan dolayı hem annenin hem babanın çalışıyor olmasından dolayı aileyle birlikte yemek yenmiyor. Ve dünyada 52 milyon tane obezite sınırında çocuk var ve yapılan araştırmaya göre çocuklardaki obezitenin en büyük sebebi tek başına yemek yiyor olmaları ve öyle mutsuz mi oldukları için. Aa, feci bir şey. Evet. Ayrıca, mutsuzluk direkt çeneye vuruyor. Evet. 2030 yılına geldiğimiz zaman Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı açıklamaya göre
sağlığımızı tehdit edecek olan en büyük hastalık depresyon olacak. Bunun hani kalp sağlığı veya diyabet ya da kanser olacağını düşünürdük ama mutsuz bir dünyada yaşıyoruz maalesef. Çok mutluymuşuz gibi davranıyoruz belki ama içimizde dışarıda yalnızlık ve mutsuzluk söz konusu. Dediniz ya nasıl bu kadar büyüdü diye. Evet, tabii ki hani herkesin ihtiyacı varmış anlık. Kocaman bir adımla değil küçük küçük adımlarla büyüdü. Çok çalışarak büyüdü. Ama ne kadar ihtiyaç olduğunun bir göstergesi bence bu. Yani evet. Bu kadar insan buna evet dediyse biz 250 milyon insana ulaştık dünyada. Harikulade. Ve çığ gibi büyüyor. Evet, her demek ki böyle bir ihtiyaç varmış. İyilik yapın diyorsunuz. Ailenize evet. yemek yiyin ve saat 22'de uyuyun mu? Evet. Saat 10'da. Biz hadi uyuyoruz da yani hani sabahın erkeninde kalkmak için ama saat 10'da uyununca kaçta kalkılacak? 7'de kalkabilirsiniz, 6'da kalkabilirsiniz. Gerçekten yani 11'de uyuyabilirsiniz. Burada önemli olan şey saat 11 ile 3 arasında büyüme hormonu salgıladığımız için hani uyumanın da bir görevi olduğunu, sadece çuval gibi yatmıyoruz. Sadece veya akşam olduğu için uyumuyoruz. Onun bir uykunun bir amacı var. Vücudunda bir ritmini yakalaması. Vücudunun evet ritmini yakalaması gerekiyor. Karanlık bir ortamda en azından saat 11 ile 3 arasında uyuyor olmak lazım. Yani 12'de yatıp 4'te 5'te kalkıyorsunuz. Uyuyor musunuz bütün bunlara? Bütün bunlara uyuyorum. Saat 10'da uyuyuna uymuyorum. Son Nihayet bir iş kadınısınız. Çalışmanız birkaç, lazım. Hani normal şartlarda uyuyorum ama Global Wellness Day çalışmalarından dolayı bugün nihayet deniyor. Dünyada bu kadar insanı bir araya getirmek çok kolay olmadı. Valla büyük bir organizasyon. Burada gece olduğunda dünyanın başka bir yerinde sabah oluyor ve benim e-maillerim devam ediyor. Tüm dünyada bugün biraz bu ona pembe döneceğim tekrar. Göreceksiniz herhalde. Evet, bu çok çeşitli dillere daha çevrildi. Evet. Evet diyorum. Siz yani, de evet diyorsunuz. Evet diyorum. Siz de evet diyorsanız küçük çiftlik parkta saat 10'dan itibaren evet, hemen İstanbul'da gidiyoruz buradan. Ve çevre illerde olabilirsiniz, gelebilirsiniz. Bugün, ben yayından sonra gelirim, 10'da bitiriyorum, 11 gibi orada olurum. Süper, o zaman Zumba'ya geliyorsunuz. Zumba'da zıplaya zıplaya geleceğim. Tamam. Bugün Dünya İyi Yaşam Günü, ona göre değerli dostlar ve kendinizi fark etme günü. Ne kadar güzel oldu. Çok hoş da geldi. İyi de, iyi de yaptınız, geldiniz, anlattınız. Buradan hemen davet direkt alana geçeceksiniz herhalde. Evet, buradan direkt oraya gidiyorum. Tamam, peki. Size kolaylıklar diliyorum. Vatandaşlarımızı, halkımızı da çağırıyoruz. Evet diyoruz. Çok tamam, maalesef. Hadi bakalım. Çok teşekkürler. Ben Belgin teşekkür Hanım, ederim. Kendinize. Sağ olun. Bütün dünyadaki sizin neferlerinize de bir sevgi selam gönderelim. Good morning'lerimizi gönderelim. Teşekkür ediyorum. Çok evet. maalesef. Teşekkürler. Haberlere devam edeceğiz değerli dostlarımız. Sizi şöyle alabiliriz. Evet. Oo, niye hanımefendinin yanında ciddileşti? Ciddi bir hadiseden bahsediyoruz çünkü. Şöyle geçelim. Tamam. Çok görüşmek maalesef. Üzere efendim. Alkışla aralı uğurluyoruz.